Merhabalar. 2023 Aralık ayının gezegen hareketlerini ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. 21 Aralık'ta 19 derece Akrep Burcu'ndaki Venüs, gene 19 derecede Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e bir karşıt açı yapıyor. Karşıt açılar, gerilimli açılar ve iki burcun özelliklerini dengelememizi bekleyen açılar ve bize hem perspektif kazandırıyor ve bir gerilim yarattığı için de harekete geçmemizi sağlayan açılar. Ama bunun etkilerini sağlıklı karşılayabilmek için dediğim gibi iki burcun özelliklerini dengeli kullanmamız lazım. Venüs akrepteyken zararlı pozisyonda, zarar verici bir şekilde hareket ediyor. Bu da temsil ettiği şeyler, değerlerle ilgili Venüs, sevgiyi göstermekle ilgili, güzellik, estetikle ilgili, parayla ilgili ve öz değerimizle ilgili. Dolayısıyla kendimize yıkıcı şekilde davranmamıza sebep olabiliyor. Bu tabii daha çok natal haritalarımızda geçerli. Şu an transitte bunu çok fazla hissetmeyebiliriz ama bizim Venüs'ümüze bir açı yapıyorsa o zaman Venüs'ümüzü gözden geçirmemiz, yani değerler sistemimizi gözden geçirmemiz gerekebilir. Ve Uranüs Boğa'da, yine Boğa Burcu da Venüs'le yönetiliyor ve benzer temaları temsil ediyor. Maddi değerleri temsil ediyor. Ve Uranüs krizlerle ilgili demiştik. Boğa Burcu'ndayken de değer algımızı sarsacak şeylere sebep oluyor. Bu hem ekonomik krizle karşımıza çıkıyor, hem de dediğim gibi kendi değerimizle ilgili sarsıcı etkiler gönderiyor bize. Venüs-Uranüs karşıtlığında ikisi de Venüs zararda, Uranüs Boğa Burcu'nda düşük olduğu bir pozisyonda olmasına rağmen birbirlerini ağırladıkları için, teknik olarak söyleyelim, bu zararlı etkileri de bir anlamda yumuşatıyorlar. Çünkü ikisi birbirlerini sever pozisyonda duruyorlar. Genel anlamda, dünyasal anlamda Venüs-Uranüs karşıtlığında parayla ilgili, tabii ekonomik piyasalar en başta sarsılıyor. Dolayısıyla beklenmedik harcamalar, masraflar ve daha çok da ortaklı paralar, Akrep Burcu birlikte kazanılan paraları temsil ediyor. Dolayısıyla krediler, bankacılık sistemiyle ilgili krizler, bankadan belki beklediğimiz bir kredinin gelmemesi yahut da beklenmedik paraların da kasamıza girmesi de söz konusu olabilir, eğer fırsatı değerlendirebiliyorsak. Çünkü bütün açılar, bütün gezegenler artı ve eksi yönleriyle çalışabilir. Biz özelliklerini doğru kullanmayı başarabilirsek. Yani beklenmedik şey dediğimiz zaman her zaman olumsuz olmayabilir. Krizler ve fırsatlar her zaman birbirinin içerisinde. İlişkiler olarak baktığımız zaman Venüs'e, tabii Venüs akrepte tutkulu bir yapı, diğer kişiye alan bırakmayan bir yapı. Ama karşısındaki Uranüs ise kaçmak, bağımsızlık, özgürlükle ilgili bir yapı. Dolayısıyla biz bağlanma tutkumuzla bağımsızlık arzumuzu dengelemeyi öğrenmemiz gereken bir süreç bu. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Yani bu dönem başlayan ilişkiler için söyleyebiliriz. Yani bu dönemin şu birkaç gün içerisinde, 21 Aralık'ın birkaç gün öncesi sonrası ilişkilerimizle ilgili bir gözden geçirme yapacaksak ya da yeni bir ilişkiye başlıyorsak, tutkulu olmakla, yani karşı tarafı fazla sahiplenmekle serbest bırakmak arasındaki dengeyi kurmamızı isteyen bir açı modeli bu. Tabii Venüs gene dünyasal anlamda modayla, trendlerle, giyim, kuşam, kozmetik sektörüyle, dekorasyonlarla, güzelleştirmeyle ilgili. Dolayısıyla Venüs-Uranüs karşıtlığında bu sektörlerde beklenmedik olaylar gündeme gelecek. Ne olabilir? Mesela kendi dış görünüşümüzde bir değişiklik yapmak istiyoruz. Kendimize verdiğimiz değerle ilgili dışarıdan diyelim bir etki, daha güzel olmak istiyoruz. O güne kadar hiç denemediğimiz bir saç stili deneyebiliriz. Bu olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Çok da hoşumuza gidebilir. Yahut da ben artık iyice değişik bir şey yapmak istiyorum derken de tuhaf bir deneyim de
yaşayabiliriz. İkisi de söz konusu olabilir. Tabii Venüs eğlence sektörüyle ilgili, kendimizi geçirdiğimiz hoş zamanlarla ilgili. Fakat Uranüs olduğunda Uranüs daha kendini toplumdan uzaklaştırmakla ilgili. Yani sosyalleşmek anlamında çok da istekli olduğumuz bir zaman dilimi olmayabilir bu. Hatta kendimizi toplumdan dışarıda tutmak isteyeceğimiz, kendi kendimize kalmak isteyeceğimiz bir zaman dilimi olabilir. Dolayısıyla eğlence sektörünün bu anlamda bir kısa bir dönem sekteye uğraması söz konusu olabilir. Ama nasıl aşılabilir? Bir işletmemiz varsa sakinlik döneminde, yani eğlenceye düşkün olunmadığı zamanlarda bir dekorasyon işiyle uğraşılabilir ve bu uğraşı sonucunda Venüs-Uranüs karşıtlığı her zaman yeni şeyler denemeyi de getirir. Yeni bir dekorasyon modeli ile işletmemizi güzelleştirebilir, değiştirebiliriz yapısını, ilginç hale getirebiliriz gibi bu açıyla karşımıza gelebilecek durumlardan bir tanesi. Türkiye açısından bakmak gerekirse bu açıya, Türkiye'nin 18 derecede Akrep Burcu'nda Venüs'ü var. Dolayısıyla biz çok güçlü bir şekilde etkileniyoruz. Uranüs zaten Venüs'ümüzü çok uzun zamandan beri hep Venüs'ün karşısında 20'li derecelere, şimdi geri geliyor, geri giderken 19 derecede. Yılın başından beri 17, 18, 19, 20, 21, 22'ye kadar geldi, geri geldi. Yani bütün yıl boyunca neredeyse bizim Venüs'ümüzü tetikledi bu Uranüs. Ve Venüs neyi temsil ediyor? En görünür şekliyle meydanları temsil ediyor. Yani meydanlar bu yıl her zamankinden çok daha hareketli ve aktifti. Genel anlamda bizim haritamızda meydanlarımız hareketli. Çünkü 5. ev meydanları temsil eden yerde 5 tane gezegenimiz var. Dolayısıyla bizim meydanlarımız hep aktif. Ama meydanları temsil eden gezegenin karşısında sarsıcı bir gezegen olduğunda, Venüs'ün karşısında Uranüs olduğunda, dolayısıyla her zamankinden çeşitli konularda protesto gösterileri, tabii genellikle meydanlar bunun için kullanılıyor. Hani kutlamalar içinde olabilir ama Uranüs protestoları, isyanları, başkaldırıyı temsil ettiği için, bu başkaldırı gezegeni bizim meydanlarımızı tetiklediği için dolayısıyla bu protesto gösterilerine çok sık şahit olduk. Ve Venüs çocukları, genç kadınları temsil ediyor aynı zamanda. Dolayısıyla gençleri, çocukları isyanlarına da şahit olduk. Zaten genç kadınlar, Venüs'ümüz Akrep Burcu'nda olduğu için zarara uğrayan pozisyonda. Onlarla ilgili sık sık alıyoruz olumsuz haberler. Kendilerini korumak ve kendilerini iyi ifade etmek konusunda destekleyici bir durumda değiller. Yani zarara uğrayabiliyorlar ve zarar da verebiliyorlar. Yani sevgimizi nasıl gösterdiğimiz konusunda biz kadınlar olarak çok sağlıklı bir durumda değiliz ve karşıdan da sağlıklı bir etki almıyoruz. Dolayısıyla bir güç savaşları yaşanması söz konusu genel olarak bizim ilişkilerimizde Türkiye açısından baktığımızda. Peki bu nasıl aşılabilir? Hem kadınlar için hem gençler için geçerli. Meydanlara çıkan kişilerin nasıl bir davranış modeli göstermesi lazım ki aşalım bunu? Güç savaşları yerine dayanışmayı seçmemiz gerekiyor. Çünkü güçle ilgili Akrep Burcu'da ve gücü elde etmemizde bizim güç birliği yapmamıza, yani birbirimize güç gösterisi yapmak yerine güç birliği yapmamıza bağlı ve gücümüzü arttırmamız bu şekilde mümkün olabilir. Dediğim gibi gene meydanlar hareketlenecek. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz. Hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.